Dövüldüm, hırpalandım, yok edilmeye çalışıldım, bıçaklandım, kurşunlandım, asıldım, hatta yakıldım. Kadınlığımı yok ederseniz beni daha kolay yönetebileceğinizi sanıyorsunuz. Hepiniz. Tek başınayım. Hepiniz üstüme çöktünüz. Ağırlığınız üstümde. Çok ağırsınız. Binlerce yıllık ağırlıktasınız. Babam, erkek kardeşim, kocam, oğlum, hepiniz. Buna seyirci kalan annem, buna seyirci kalan teker teker hepiniz. Benim ezilmeme, yıpranmama göz yumdunuz. Karılarınızın, analarınızın, kardeşlerinizin ve kendinizin ezilmesini kabullendiğiniz gibi. Hepiniz. Ya siz? Sizler? 2 gün önce İstanbul'da sokağın ortasında bir kadın daha öldürüldü. Tıpkı 1 ay önce Ankara'da sokağın ortasında öldürülen diğer bir kadın gibi. Tıpkı yarın ya da öbür gün Van'da, Diyarbakır'da ya da Bursa'da öldürülecek diğer bir kadın gibi. Hep baskılar altındaydım. Kımıldamama izin vermeyen baskılar. Ben değişmek istiyordum ama sistem izin vermiyordu. O kadar uzun yıllar kandırdım ki kendimi. Sistemin kurbanı ben. Tabii ki geleneklerinizin, göreneklerinizin, eğitimin ve sözlerinizin de payı var ama onları da beynime kazıyarak dünden bugüne, bugünden yarına taşıyan benim. Bir gün aynada gördüm ki sistem benmişim. Kadına şiddet dillere pelesenk olurken yapılan araştırmalar bu şiddetin sürekli arttığını gösterdiğine göre demek ki bir yerlerde çok büyük bir yanlış var. Bizler sorunları hep dışarılarda bir şeylere bağlamaya alışmışız. Sorunların nedenleri hep ötekilerdir ve sorunları çözmek için de başkaları gerekir. Ötekiler ve başkaları arasında dönüp dolaşırken hiç kendimize bakmayı akıl etmeyiz. Çözüm isteriz, sorumluluk istemeyiz. Değişim isteriz, çaba göstermeyi istemeyiz. Devrim isteriz ama maliyetini ödemeyi hiç mi hiç sevmeyiz. Herkesin bedenim üstünde söz söyleme hakkı var ama benim yok. Şehirde de yok, köyde de yok. Ailemin istemediği bir erkekle kendi kararımla ilişki kurduğum için yok edilmeme hep birlikte karar veriyorlar. Daha acı olan annem de bu kararın içinde yer alıyor. En küçük erkek kardeşim görevlendiriliyor. Nereye kaçarsam kaçayım beni arayacaklar, bulacaklar ve öldürecekler. Ve hepiniz bunu sadece sessiz kalarak seyredeceksiniz. Töre cinayeti diyeceksiniz, namus cinayeti diyeceksiniz. Erkekler kendi başıma da gelebilir endişesiyle anlayış gösterecekler. Ama ben yok olacağım. Sadece ve sadece bedenimi yaşamak istediğim için beni yok edeceksiniz. Oysa ki bu beden benim bedenim. Ne kocamın, ne babamın, ne erkek kardeşimin, ne hakimlerin, ne başbakanın, ne de ilahi güçlerin benim bedenim üzerinde söz söylemeye hakkı yoktur. Kadınların bedenleri kadınlara ait değildir. Kadınların bedenleri önce babalarına, sonra kocalarına ait olur. Ve kadınlar bunu kabul eder. Bütün hayatlarını bedensiz geçirmeyi normalleştirir. Bundan daha büyük bir şiddet olabilir mi? Olabilir. Şiddetin şiddet olduğunu görememek, şiddeti normalleştirmek ve şiddeti algılamamak. Kadınlar bunu sorgulamaz. Sorgulamaya yanaşmaz. Çünkü zor gelir. İyileşmeyen yaralar kabuk bağlamaz, bilir misiniz? Kabuk bağlar gibi görünür ama içten içe kanamaya devam eder. İçe kanayan yaralar istemiyorum artık. Yeter diyorum, duyuyor musunuz? Aile, ahlak, sevgi, toplum gibi değerleri kutsayarak işinize gelmeyen gerçekleri saklamanıza izin vermeyeceğim. Sahtekarsınız, acımasızsınız. Ahlaksızlığı ahlak diye giymiş korkaklarsınız. Ve bizler anne babalarımızın değil, korkuların çocuklarıyız. Korkuların ve kan bağlarının, kanlı bekçilerinin çocukları. Yeter diyorum. Duysanız da duymasanız da ben haykırmaya devam edeceğim. Yeter. Tenimi acıtmayın. Gerçeklerin çirkin yüzüyle onları yok sayarak değil, ancak onları görerek yüzleşebileceğimizi düşünüyorum. Bizler eğer bireysel olarak bu gerçeği kabul edip bunun tartışmaya açılması için bir şeyler yapmazsak ensest
Çocuk taciz ve tecavüzleri artacak ve toplumumuz hiçbir zaman cinsel kimlikleriyle bütünleşmiş, var olabilme cesaretini gösterecek kadınlar ve erkeklerden oluşamayacak ve şiddet, şiddeti doğurmaya devam edecektir. Ben bir kadınım. Erkek egemen zihniyetin kadınlığımı elimden almasına izin vermeyeceğim. Biliyorum ki kadınlar kadın olamadığı sürece dünyanın hiçbir yerinde erkeklerin erkek olabilmesi mümkün değildir. Ve ben erkek egemen zihniyetin kavramlarla karma karışık ettiği, şiddeti ve nefreti beslediği böyle bir dünyada yaşamayı kabul etmiyorum. 21 Temmuz 2011'de Meltem Arıkan'ın architectioninaction.com sitesinde yazdığı makalenin Türkçe çevirisini paylaştık sizlerle. Yıl 2015, ne değişti diye sorsak ne yazık ki hiçbir şeyin değişmediğini görmekle birlikte galiba kötüye gittiğine her gün şahit oluyoruz.